Arkadaşlar hepinize selam. Hoş geldiniz. Bugün Gölyazı'dayız. Gölyazı'yı gezeceğiz. Ben de size vloglamak istedim. Böyle derslerim bayağı her gün dersim olduğu için ancak hafta sonu müsait olabiliyorum böyle güzel yerleri gezmek için. Hazırlıktayken tabii böyle değildi. Her gün başka bir yerdeydik. Ama şimdi Gölyazı'ya gelmişken böyle bir vaktimiz varken gezmek istedik. Hem size de çekeyim istedim. Gerçekten çok güzel ve renkli bir yere benziyor. Şurada arkamızda ağlayan çınar var. Birazdan onu falan da gezeceğiz. Ama önce bir karnımızı doyuralım dedik. Şurada gözleme yapan teyzeler vardı. Onlardan bir gözleme alacağız. Daha sonra da sandala binmeyi düşünüyoruz. O bence bayağı güzel olacak. Güzel fotoğraflar da çekiliriz orada. Arkadaşlar şimdi gözlemelerimizi aldık. Böyle. Gayet güzel yaptıklarını düşünüyorum. Çok sıcak. Şu an pek yiyemedik ama ismimizi hazırladık kağıda ve o şekilde çağırdılar sonra bizi. Arkadaşımın adı Saadet. Bu arada Saadet'le de tanıştım. Bir anda teyze Saadet. Bana hiç kimse böyle çağırmamıştı arkadaşlar. Şok olduk. Şimdi yiyoruz. Çayımızı da aldık. Bakalım. Güzel. Arkadaşlar şimdi sandal turunu büyük bir indirimle pazarlıkla ayarladım. 3 saniye sürdü tabii. Dün o da arkadaşım gelmişti. Normalde 200 lira oluyor sandal turları. Onu 150'ye indirim yapıp binmişler yani. Zaten böyle indirimler oluyormuş. Ondan sonra ben de tam şey diye başladım lafa. Biz öğrenciyiz falan diye lafa başladım. Ondan sonra adam tam tamam diyecekti yani. Hani indirim yapayım falan ben şey dedim. Benim o arkadaşım yanlış 150'ye binmiş aynısını istiyorum falan dedi. Adam dedi ki tamam ya. Yani. Kala kaldı adam arkadaşlar. Birazcık hızlı ve girişken bir pazarlık yaptım. Öyle şimdi yürüyoruz. Saadet'le devam ediyoruz. Hangi kafeye oturacağımızı seçtin mi? Buraya mı? Tekrar taktım çok kötü bir şekilde çünkü bozuldu sandalda. Şöyle bir şey söyleyeceğim burayla ilgili. Gerçekten çok güzel. Sandal harikaydı. Yani övmekle bitiremem. Bence en güzel şey sandaldı buranın. Gün batımında bindik biz tam. O çok iyiydi. Yani gün batım saatini ayarlamamız çok güzeldi. Onun dışında her yer çok pis. Mesela bir kafeye oturuyoruz işte bilmemlerinin yeri falan. Çok pis. Ondan sonra kahve yapmıyorlar. Sadece Türk kahvesi yapıyorlar. Bu benim için büyük bir kayıptı. Kahve yapmamaları çok kötüydü. Sonra başka ne yapmıyorlardı Saadet? Hiçbir yerde post cihazı yok. Evet, sürekli nakit vermek zorunda kaldık. Bu açıdan biraz zorlandık. Sonra çok az garson var. Yani bir tane garson var ya da sıfır. Hiç ilgilenmiyorlar bu yüzden. Hani sipariş verirken falan da bayağı zorlandık. Yani böyle şey işletme kültürü tam oturmamış. Yani hatta ben işte dedim başka kahveniz yok mu falan diye sordum. Adam şey daha o kadar gelişmedik falan dedi. Yani biraz gerçekten bir tık öyle. Ama onun dışında çok güzel bir yer. Konumu coğrafi olarak falan konumu çok güzel. Sandalla gezerken böyle etrafından geçmek o ne bileyim samanlık ne denir oraya? Bataklığın olduğu aradan geçmek de bence çok güzeldi. Bu arada Saadet şu anda ışık çok güzel biliyor musun? Arkadaşlar bakın arkamızda böyle. Çok güzel gerçekten. Arkadaşlar şimdi saat 8'e yaklaştı. Biz 8 otobüsüne binecektik zaten. Onun için şöyle köprüde falan yürüdük. Biraz son kez Gölyazı'yı gezdik. Ve bütün kafeler, restoranlar her yer kapandı. Yani bayağı galiba kış tarifesi modu. Her yer erken kapanıyor. Burası bana biraz Cunda vibe'ı verdi. Yani Ayvalık'ı da özlediğimi fark ettim buradayken. Ama Cunda kadar asla gelişmiş. Ne bileyim mesela şu an canlı müzik yapabilirler. Bir sürü başka etkinlik, faaliyet olabilir ama hiç o tarz değildi. Hani o kadar gelişmemiş. Belki halk istememiştir. Belki de hani daha o moda gelmemişlerdir. Bilmiyorum. Ama yine de çok güzeldi. Kesinlikle buraya gelirseniz sandal muhabbetine katılmanızı tavsiye ederim. Biz 150'ye falan bindik. 2 kişi. Çok uygun bence. Onun dışında bir de ne söyleyebilirim? 5G diye bir otobüs var. Metronun
karşı tarafından, yani üniversiteden onunla geldik. Yarım saat 25 dakika falan sürdü. Gayet kolay yani. Mudanya çok uzun hani buraya göre. Sürekli Mudanya'ya gidip gelenler var. Oradan biliyorum. Yani gayet güzeldi bence. Denenebilir. Öyle. Size de vloglamak istedim. Şimdilik burada kapatayım videoyu. Daha fazla bir şey çekemeyeceğim. Zaten yarın ders var ve çok sizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Başka ne söyleyecektim? Abone olun. Olmadıysanız. Başka bir şey yok sanırım. Bir de ne vlog çekmemi istiyorsunuz? Onu merak ediyorum. Mesela psikoloji okurken bir günüm, okulun ilk haftası, ne bileyim, vize haftasını falan zaten çekerim. Ama başka Bursa'yla ilgili ya da benimle ilgili videolar isterseniz bu videonun altına yorum atabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Zaten YouTube stüdyo bildirimleri açık biliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi çekmemi istediğiniz videoları da söylerseniz sevinirim. Görüşürüz.